Merhaba değerli takipçilerim ve elbette sevgili öğrencilerim. Öncelikle herkesin güzel bir yaz geçirmesini diliyorum. Bu ay Le Monde Diplomatik Türkçe'de 2023 yaz ortasından, şöyle hemen yapıyorum, 1958 yazını yazdım. Orta Doğu'da 1958 yazı nasıl geçti onu yazdım. İsrail, Suriye, Irak, Mısır ve Türkiye'de ne gibi gelişmeler oldu? Soğuk Savaş'ın iki hegemonik gücü ABD ve SSCB arasında Orta Doğu'ya yönelik politikaları ayrıntıladım. Hemen şöyle yapalım. Başlıkları okumak istiyorum size. Öncelikle şöyle tekrar göstereyim. Le Monde'un bu sayısı tükenmek üzere, sadece 10 gün kaldı. Le Monde biliyorsunuz DNR ve Migros'larda. O yüzden bu yazımı ayrıca önemsediğim için koskoca 2 sayfa ve 1958 yazında Orta Doğu'daki gelişmeleri okuduğumuzda aslında Soğuk Savaş'ın mantığını da anlamış olacağız. Alt başlıklarda öyle bir başlığım da var. 1958 yazını okumak, Soğuk Savaş'ın mantığını anlamaktır. Diğer başlığım, Türk dış politikasının 1958'inde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda ne gibi gelişmeler oldu 1958 yazında? Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Fatih Düşü Zorlu'dan da bahsettim. Sonrasında Orta Doğu'nun İsviçre'sini yıkıma götüren 1958 ABD müdahalesi ve sonrasında Lübnan'ın, bir zamanlar Orta Doğu'nun İsviçre'si olarak adlandırdığımız Lübnan'ın iç savaşa nasıl sürüklendiğinden bahsettim. Bir diğer başlıkta Mısır'ın Nasır'ı, yani Cemal Abdülnasır'ın Moskova-Şam arasında nasıl bir politika izlediğinden de bahsettim. Ve ilk başlığım 1958'den önceki 3 yıl Bağdat Paktı ve Amerikan Başkanı Eisenhower'ın doktrininden bahsettim. Doktrini 2 sayfada şu şekilde göstereyim. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. 1958 yazındaki Orta Doğu'daki gelişmeleri irdelerim. Umarım herkes için faydalı olur. Le Monde'u eğer Migros ya da DNR'larda bulamazsanız dijital ortamda da ulaşabilirsiniz. Ben şimdi birazdan çayımı kahvemi alacağım. Sevgili arkadaşlar, diğer Fransızcadan çevrilen makaleleri de okumaya devam edeceğim. Tekrar herkese güzel bir yaz geçirmesini diliyorum. Unutmayın, 2023 yazının bu kavrulduğumuz bu yaz ortasında yine o kavrulan ve hararetli geçen 1958 yazının Orta Doğu'sunu anlattım, kaleme aldım. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere, iyi okumalar.